Kanal V ekranlarının sütlü kahve müdavimleri, bu güzel çarşamba sabahında hepinize kocaman günaydın. 0242 345 45 44 numaralı telefonu arayarak soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güne sütlü kahve tadında devam etmeye hazırsanız sütlü kahve başlıyor. Hepinize tekrar kocaman bir günaydın dedikten sonra bugün hepiniz için sağlık dolu bir gün olmasını diliyorum. Nükleer tıp uzmanı Azem Çobaner bizim konuğumuz olacak. Kendisiyle ozon tedavi yöntemini konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür Şerefler ederim. Verdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağlıklı bir gün olur umarım hepimiz için. İnşallah. Ve ilerleyen günler için de öyle tabii. İnşallah. Bugün başlarsak gerisi de iyi gelir. Ozon da sanırım daha sağlıklı olmak adına iyi bir tedavi yöntemi. Bundan bahsedeceğiz zaten. Evet. Ben bugün ozondan ve ozonun yararlarından bahsedeceğim. Hı hı. Ancak bir kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Lütfen buyurun. Sizin de takdim ettiğiniz gibi ben nükleer tıp uzmanıyım. Hı hı. Ancak 2000 yıllarının başında bu alternatif tıp yöntemleriyle de ilgilenmeye başladım. Beni buna iten bazı sebepler vardı. Biliyorsunuz nükleer tıp, tıbbın bir uç dalıdır. Yani ileri tetkiklerin yapıldığı bir alandır. Orada hep şunu görüyordum ben, işte bir insana bir hastalık teşhisi konduktan sonra, işte atıyorum hipertansiyon gibi ya da diyabet gibi, hı hı. Artık ömrünün sonuna kadar bu hastalığın ilaçlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Hı hı. O hastalıktan pek kurtulamıyor. Tabii bu da bana biraz hekim olarak böyle rahatsız edici geliyordu. Tedavi edemiyorsak acaba önleyebilir miyiz? Düşüncesini oluşturdu bende. Bunun üzerine ben biraz o yıllarda koruyucu ve önleyici tıp yöntemlerine ilgi duymaya başladım. İşte kendi imkanlarımla bir takım eğitimlere gittim, araştırmalar vesaireler derken geldiğimiz noktada, yani 2003 yılından bu yana ozon tedavisi, biyorezonans ve homeopati gibi koruyucu ve önleyici tıp dallarıyla ilgileniyorum. Bu arada Sağlık Bakanlığımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü pek çok ülkede olmadığı şekilde bu koruyucu ve önleyici ya da bakanlıktaki ismiyle geleneksel tıp dalları ile ilgili gayet net ve açık yasal düzenlemeleri de hazırladılar. O yüzden son derece gönlümüz rahat bir şekilde bu işle uğraşıyorum. Hatta nükleer tıp kliniğimi de 3 yıl önce devrederek tamamen bu alanda faaliyet gösteriyorum. Şimdi bugün ben size bunların içerisinde ilk başladığım, ilgi duydum ozondan bahsetmek istiyorum. Hocam dolayısıyla izleyenlerimiz gönül rahatlığıyla gelip şifa bulabilirler. Evet, burada bir şeyin... Çünkü hani bu tarz tedavi yöntemlerinde bir soru işareti vardır herkesin aklında. Evet, şimdi bazı sıkıntılar var. Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmaları ve katkılarıyla, gönül rahatlığıyla tabii bu tedavi yöntemlerini seçmeleri mümkün. Mümkün. Şimdi ozon tedavisini anlatırken öncelikle şunu net olarak söylemek gerekiyor. Ozon bir ilaç değil. Bu aynı zamanda bir hastalık ilacı olmadığı anlamına da geliyor. Ancak pek çok kronik hastalıklarda vücutun kendini yenilemesinde, tamir etmesinde ciddi katkılar oluyor. Zaten vücut yakalandığı bir hastalıkla girdiği mücadeleyi kazanamazsa sonu ölüm. Klasik ya da modern tıp dediğimiz, yani yoğun bilgi yoğunluğu olan tıpta
ilaçlarla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman bu kronik hastalıklarda çözüm değil, hastalık semptomlarını baskılama şeklinde devam ediyor. Şimdi o zona tekrar dönecek olsam... Dolayısıyla ileriye dönük bir olumlu geri dönüş bu yöntemlerde pek mümkün görünmez. Evet. Şimdi tabii burada hastalığa göre en iyi tedavi hangisidir sorusuna her hastalık için çok iyi olan bir yöntem vardır. Yani ozon her şeyin en iyi tedavisi değildir. Hatta ben şöyle söylüyorum. Hiçbir şey her şey değildir diyorum. Çok doğru bir söz hocam. Evet. Şimdi ozona tekrar dönüyorum. Ozon oksijenden türetilen bir oksijen türevi maddedir. Kendi haline bırakırsak bir müddet sonra, 1-2 saat içerisinde tekrar hemen hemen oksijene dönüşür. Yani atık ve toksik bir madde bırakmaz. Şimdi ki takdir edersiniz vücudumuzun temel gereksinimlerinden biridir oksijen. Evet, yani oksijensiz evet. yaşamamız mümkün olmadığına göre. Evet, vazgeçilmez bir şey. Yani ekmekten sudan daha önemli. Evet, aldığımız nefes. Şimdi ozonun etkilerini şöyle bir özetlemek gerekirse bir numaralı etkisi vücutta detoks yapmasıdır. Ne demek bu? Vücutu yaşlandıran, yıpratan, hatta hastalıklara neden olan, özellikle alerji ve romatizmal hastalıklara neden olan toksik ve atık maddelerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olur. Yani vücuttan bunları temizleyen enzim sistemlerini, mekanizmaları aktive eder, onlara destek olur. Gerçekten bu etkisiyle mesela çok çabuk ve en iyi etkili olduğu şeylerden birisi kronik yorgunluklardır. Hepimizin muzdarip olduğu, evet. Günümüz şartlarında maruz kaldığımız çevresel faktörlerden kaynaklı, gerek diğer faktörlerin de neden olduğu, hepimizin bundan sıkıntı çektiğimiz şey kronik yorgunluk. Evet, şimdi bu kronik yorgunlukta ve romatizmal hastalıklarda, alerjik hastalıklarda vücutun bir takım yabancı maddelere karşı tepkisi, mesela alerjik hastalık budur. Yabancı maddelere karşı vücutun aşırı tepki göstermesidir. Burada birkaç tane neden var. Bu tepki gösterirken o maddeyle yoğun karşılaşma ya da o maddenin vücutta aşırı birikmesi vücutta bu tepkilere neden olabiliyor. Ayrıca bunun ruhsal tarafları da var. O ayrı bir konu. Ozonun dışında bir konu. Yani bu tür hastalıklarda böyle vücutu temizleyerek vücutun temizleme mekanizmalarını canlandırarak, harekete geçirerek işte yorgunluk gibi, romatizma gibi, alerjik hastalıklar gibi bunlar da yardımcı olabiliyor. Bir diğer önemli etkisi vücutun immün sistemi ya da savunma sistemi dediğimiz... Bağışıklık sistemi dediğimiz. Evet, ya da bağışıklık sistemi. Bu sistemde de önemli etkileri var. Sistemi dengeleme, eğer bağışıklık sistemi çok düşmüşse onu yukarı doğru çıkartma etkisi var. Ve dolayısıyla gelecek olan hastalıklara karşı savunma sistemini güçlendirmeye yarayan etkili bir yöntem. Evet, aynı zamanda. Evet. Şimdi yapılan çalışmalarda bu immün sistemin gücünü gösteren bir takım hormon ve enzim seviyelerini ya da interferon denilen bir takım özel proteinler var, savunma proteinleri. Bu proteinlerin kan seviyesinin arttığı gösterilmiş. Gerçekten sık sık hasta olan ya da sık sık grip olan insanların böyle bir tedavilerden sonra işte bu kış hiç grip olmadan atlattım diyenlerle
sık karşılaşıyoruz. Ya da ne bileyim çok ağzında yüzünde uçuk çıkan hastalarımız oluyor. Bunların düzeldiği, işte yorgunluklarının geçtiği sık karşılaştığımız şeyler. Bu söylediğiniz şahsen benim çok dikkatimi çekti. Çünkü ben kışı gripsiz ve hastalıksız geçiremeyen biriyim. Biraz nane mollayım. Evet. Dolayısıyla sırf bunun için ve bahsettiğiniz diğer önemli nedenlerden dolayı şahsen ben de denemek isterim bu tedavi yöntemini ve faydalı olacağını da inanıyorum. Kesinlikle. Bu konuda çok yapılmış çalışmalar, yazılan, çizilen çok şeyler var. Bu immün sistemi güçlendirmesi, işte vücutu yaşlandıran, yıpratan toksik maddeleri temizlemesinden dolayı hastaların ömrünün uzadığı da söyleniyor. Bununla ilgili benim de gerçekten pek çok deneyimim var. Bazı hastalarımız oldu. Yani artık normal klasik tedavilerle yapılacak bir şey kalmamış ve ölümü beklenen bazı hastalarımız oldu. Bunların halen yaşayanlar var ya da Allah sağlıklı uzun ömürler versin bütün hastalarımıza. Öngörülenden daha uzun yaşayanlar var. Böyle bir etkisi var. Bu da yazılan, çizilen şeyler zaten. Hocam siz hemen yeni bir cümleye başlamadan şehirde yaşıyoruz ve bir takım olumsuz hava şartlarına ve kirliliğe maruz kalıyoruz. Evet. Ve bu da bizim yaşam kalitemizi ve vücut sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Hepimizin İsviçre Alplerinde o bol oksijenli havayı teneffüs etme imkanı yok. Evet. Dolayısıyla ozon tedavisi bu çevresel faktörleri de minimuma indiren ve vücudumuzun da sağlıklı, bahsettiğimiz bağışıklık sisteminin gelişmesine önemli bir katkısı olan yöntem benim anladığım kadarıyla. Evet, evet. Şimdi tabii insan vücudunda bu atık ve toksik maddelerin aşırı birikmesine neden olan bazı faktörler var. Biri de sizin de ifade ettiğiniz gibi çevre kirliliği. Özellikle büyük şehirlerde, metropollerde bu çok daha fazla. Özellikle bu otomobillerin egzozundan çıkan hava kirliliği. Bir sürü toksik zehirli madde vücudumuza alıyoruz. Yine bu tarımda kullanılan bir takım gübrelerin, ilaçların içerisinde bulunan ağır metaller. Evet, ki maalesef birçoğu da bilinçsiz uygulanıyor. Evet. Umarım evet. Bunların da önüne geçilir ilerleyen dönemlerde. Bir diğer önemli şey beslenme şeklimiz ve aldığımız gıda maddeleri. Burada da bir takım beraberce yenmemesi gereken gıdaların yenmesi ya da özellikle verimi arttırmak adına genetiğiyle oynanmış gıdaların verimi artıyor, ömrü uzuyor ama besin kalitesi yani enerji bazında kastediyorum ciddi bir düşüş var. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında da çok net bir şekilde anlatılıyor. İçerisindeki vitamin, enzim, mineral oranı çok normale göre, eskisine göre çok düşmüş. Ancak verim yüksek. Kalori değerinde pek bir değişiklik yok. O yüzden kilo da alıyoruz zaten tatmin etmediği için. Önemli bir etken evet. Bu GDO'lu ürünlerin tüketiminin. İşte, ama son dönemlerde bu alanda daha halkımız bilinçli ve tercih etmiyorlar bence. Ki tabii bunun içinde Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın olsun, Sağlık Bakanlığı'nın olsun bilgilendirici ve bunları önüne geçmek için yaptığı çalışmaların katkısı olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Zaten mesela hükümetler tarafından artık bu organik tarım ciddi bir şekilde destekleniyor. Bu konuda yatırım yapanlara daha büyük destekler, primler vesaire
işte tarımda kullanılan bir takım ilaçlara, gübrelere kısıtlama getirilir. Bunlarla ilgili mesela bizim bölgemizdeki hallerde çok ileri derecede gelişmiş laboratuvarlar var. Artık sebzeler, gıdalar sürekli kontrol altında. Kontrollerde eğer hatalı ya da yanlış bir ilaç kullanılmışsa mesela o ürünün yetiştirildiği serayı tamamen tahrip edebiliyorlar. Yani söküyorlar. Ki yaptırımı olsun. Evet. Yapılan çalışmaları. Yani bu da bizim vücudumuzu yıpratan aşırı toksin birikimine neden olan önemli faktörlerden biri olduğu için biraz buraya girdim. Evet, önemli bir ayrıntı. Dedikten sonra hocam, ozon tedavisinden başladık da nasıl uygulanır? Nasıl ozondan yararlanarak şifa bulabiliriz? Onları da anlatacağım ama ozonla ilgili birkaç daha değinmek istediğim tabii, konu var. Tabii, lütfen atlamayalım. Üçüncü bir konu, vücutun tamirat sistemini, kendini yenileme, yani iyileştirme mekanizmasını canlandırıyor. Örneğin tırnak, saç uzaması daha kısa sürede olmaya başlıyor. İşte herhangi bir yaralanma ya da elinizi en basitinden bir kesici alet, bıçak kesti diyelim, o kesi işte 10 günde iyileşiyorsa, yani dokular kendini daha hızlı mı daha onarıyor? Daha hızlı onarıyor. Böyle iyileşmeyen yaralar bunun iyileşmesinde çok katkısı oluyor. Şeker hastaları bundan çok muzdariptir değil mi? Evet. Dördüncü bir konu ise burada anlatmak istiyorum ben şeker hastalığı, o yüzden peki, geçiyorum. Peki o zaman hiç girmeyelim ona. Evet. Dördüncü bir önemli konu ise bu teneffüs ettiğimiz havadan daha çok oksijenin kana geçmesini sağlıyor. Yani %20 daha çok oksijen alıyoruz. Teneffüs ettiğimiz her nefeste bu kandaki ölçümlerden tespit edilmiş şeylerdir. Gerçekten nefes darlığı çeken hastalara, böyle oksijen tüpüne bağımlı olarak yaşayan hastalara ozon tedavisi yapıldıktan sonra bu oksijen tüpü bağımlılığından kurtulabiliyor. Böyle KOAH hastaları için o KOAH zaman hastalarında, çok mucizevi bir şifa kaynağı. KOAH hastalarında ciddi rahatlamalar oluyor. Hatta akciğerde yenilenmeler oluyor. Bunlarla ilgili yani ciddi elimde örneklerim var. Daha önceden akciğer embolisi dediğimiz rahatsızlığı geçirmiş hastaların böyle uzun bir tedaviden sonra o emboli riskinin hem sekelinin çok küçüldüğünü, hatta kalmadı denecek kadar kaybolan hastalarımız oldu. Böyle bir etkisi de var. Diğer mucizevi bir etki diyorum ben buna o zaman. Diğer bir etkisi ise damar açıcı etkisi. Bu özellikle küçük damarlardaki iltihaplanmalarda, tıkanmalarda o damardaki tıkanmayı düzelterek, enflamasyonu iyileştirerek bu işi yapıyor. Zaten ozonun önemli etkilerinden birisi, antienflamatuar da bir etkisi vardır. Bu etkisiyle damarlardaki enflamasyonu düzelttiği için orada damarda bir açılma, kan dolaşımının rahatlamasını sağlıyor. Bunun ne kadar çok etkili olduğunu da diyabetli hastalarda görüyoruz. Özellikle diyabetli hastalarda uç kılcal damarlardan başlayan tıkanmalar olur. Bu tıkanmalara bağlı olarak şeker hastalarında işte ayaklarında yanma, uyuşma, aslında dokunduğun zaman hiç de sıcak değildir. Tam tersine soğuktur, yeterince ısınmıyordur ama oraya damar tıkalı olduğu için, yeterli oksijene ulaşamadığı için
Çeşitli yanma komplikasyonlardan hissi. Şikayet ederler. Yanma hissi olur. Mesela bunlara ozon tedavisi yaptığımız zaman şeker hastalığına bağlı el ve ayaklardaki yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar diyebilirim ki %99 düzelir. Bu çok ciddi bir rakam ve gerçekten mucizevi bir şeydir onlar için. O yüzden ben yani şeker hastalarına mutlaka ozon tedavisi yaptırın diye öneride bulunuyorum. Hocam o zaman bu etkilerinden, ozonun bu olumlu etkilerinden bahsettikten sonra dilerseniz aramızdan sonra da ozon nasıl uygulanır, nasıl bir tedavi yöntemidir, bu gibi detaylarla devam edelim. Peki. Kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bizler stüdyomuzda sütlü kahvelerimizi afiyetle yudumlarken umarım sizler de bu keyfe bizi izleyerek ortak oluyorsunuzdur. Konuğumuza kaldığımız yerden hemen devam edelim. Ve ozon tedavisi nasıl uygulanır? Öncelikle bununla başlayalım hocam. Evet. Şimdi ozon tedavisinin birkaç tane uygulama yöntemi var. Hı hı. En çok uyguladığımız major terapi dediğimiz koldan genellikle bir set takıyoruz. Bu Kızılay'da kan verir gibi hasta. Basit bir işlem. Basit bir işlem. Ortalama 150 cc, 100 ile 150 cc arasında kan geliyor. Bunun içerisine ozonu veriyoruz. Ozonlanmış kan tekrar kapalı devre vücuda geri gidiyor. Rutinde en çok uygulanan bu. Onun dışında minör terapi dediğimiz az miktarda karı ozonlayarak kas içerisine yapıyoruz. Bu, basit bir enjeksiyon. Evet, enjeksiyon. Bu daha çok böyle ciltle ilgili sorunlarda ve cildin böyle canlanmasında özel bir etkisi var. Onun dışında diğer bir uygulama yöntemimiz damar problemleri olan ya da ciddi bağırsak problemleri olan işte ülseratif kolit gibi o tür durumlarda rektal olarak yani makattan direkt ozon verilebiliyor bağırsak içerisine. Bu ilerlemiş hastalıkların tedavisinde mi daha çok tercih ediliyor? Yok, ilerlemiş olarak değil de mesela bizde biraz hastalar isteksiz davranıyor. Mesela Avrupa ülkelerinde daha çok bunu tercih ediyorlar. Yani kanla yapılanın hemen hemen aynı etkiyi gösteriyor. Biz de damar yolunu uygun olmayanlarda, çocuklarda, işte özellikle bağırsak problemi olanlarda rektal yolu tercih ediyoruz. Yani hastaya onu ısrarla öneriyoruz. Bunun dışında işte ozonu kulakta uyguluyoruz. Sinüzit rahatsızlığı olanlarda. Bazen yani bir iki seansta bile burundan uygulanarak sinüslerin içerisine verilerek çünkü ozonun en önemli etkilerinden birisi çok güçlü mikrop öldürücüdür. İşte bir ya da iki seans uygulandıktan sonra sinüzitinin tamamen rahatladığını söyleyen hastalarımız da oldu.
Sinüzit de gerçekten ciddi anlamda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır, çeken biridir. Evet. O zaman çaresi ozonda. Ozonda, evet. Başka hocam, ne gibi hastalıklara şifadır ozon? Şimdi tek tek hastalık saymak istemiyorum ama hemen hemen her hastalıkta, hastalıkla vücutun baş etmesinde ozon tedavisi vücuta yardımcı olur. Özellikle bir yurt dışındaki bir çalışmanın sonucunu aktarmak istiyorum. Bu diyabete bağlı ayağında işte geçmeyen yaralar oluşmuş. 44 tane hastada amputasyon kararı veriliyor. Yani ayağı kesilecek hastanın. Bu hastalara derhal ozon tedavisi başlanıyor. 44 hastanın sadece 5 tanesine amputasyon yapılıyor. Yani 44'te 5. Yani 39 hasta. Evet. Normalde ayağı kesilecekken yani uzun kaybı olmadan 39 hastada bu ozon tedavisinden sonra o yaralar iyileşiyor ve amputasyondan kurtuluyor. Hatta benim de hemen yakında böyle pek çok hastam oldu da yakınlarda gazetenin birinde de çıktı. Burada bir hastanemizde komisyon amputasyon kararı vermiş. Hasta da kabul etmeyince geldi, ozon tedavisi yaptık. 3 hafta gibi bir sürede yara tamamen kapandı. Hasta şimdi ampute olmadan gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Peki 3 haftada her gün mü uyguladınız? Bunun uygulama sıklığınız nasıldı? Genelde 2-3 gün üst üste uyguluyoruz. Gerçi bu hastada daha fazla her gün uyguladık. Bir hafta kadar. Ondan sonra gün aşırı uygulamaya başladık. Burada hastaya göre bu sıklığı değiştiriyoruz. Şimdi bu tür hastalarda, diyabet hastalarındaki ana sorun, diyabet hastalığı yıllar geçtikçe kandaki şekere karşı vücut bir reaksiyon göstermeye başlar. Damarlar yavaş yavaş su borularının böyle kireçlenerek tıkandığı gibi vücutta tıkanmaya başlar. Şimdi özellikle ayakta bu damarlar tıkandığı zaman verilen ilaç, antibiyotik gidip oraya etki etmiyor. Vücutun savunma gücü oraya ulaşamıyor. Sağlıklı bir dolaşım sistemi olmadığından kaynaklı. Evet, dolaşım olmadığı için oradaki işte hasbelkader bir enfeksiyon hızla yayılmaya başlıyor. Vücut oraya herhangi bir kan gitmediği için onarmak için yardımcı immün sistemle ilgili o hormonlar, enzimler gidemiyor. Serum yoluyla ya da ağız yoluyla verilmiş antibiyotikler ulaşamıyor. Çaresiz kalıyor. İşte ozon tedavisi o damarları açtığı için oraya vücut yardım ulaştırmaya, oksijen ulaştırmaya başlıyor. Buna antibiyotik falan tedaviler de ilave etme çok daha etkili bir şekilde hakikaten kısa sürede böyle 2-3 haftada dramatik bir şekilde orada düzelme olabiliyor. Ancak bir istisnası var burada. Eğer enfeksiyon kemik dokusuna işlemişse kemik dokusunun doğal olarak damarı çok az olduğu için oraya yeterli yardım ulaştırmak çok zor oluyor. Onlar da amputasyon kaçınılmaz gibi oluyor. Buradaki, o dereceye gelmeden umarım hastalarımız yakın buradaki şemalarda da görüldüğü gibi vücudumuz aslında bir ip yumağı gibi damarlarla örülmüş. Yani her bir hücrenin yanından geçen böyle kılcar damarlar var. Şurada büyütülmüşü var. Kırmızı olan atar damardan kan geliyor. O kapiller dediğimiz aradaki toplar ve atar damar arasındaki özel kapiller yapıda zaten oksijen oradan geçiyor hücreler tarafına.
Ondan sonra toplar damarla tekrar kalbe dönüyor kan. Hı hı. Şimdi şeker hastalarında buralarda ciddi sorunlar oluyor. Bu akışı bozulmaya başlıyor. Evet. Bu akışı bozan tabii başka bir sürü faktörler de var. Şimdi ben nükleer tıp uzmanı olduğum için oralarda nükleer tıpta sintigrafi çekerken mesela koldan bir ilacı verdiğimizde genç birisinde, 20'li yaşlardaki birisinde yaklaşık 4-5 saniyede o ilaç akciğeri, kalbi dolaşır ve böbreklere ulaşırdı. Hı hı. Ama yaş ilerledikçe özellikle işte tansiyon, şeker gibi hastalıklar da varsa bu süre 4-5 katına çıkıyor. Yani 5 saniyede hocam, varacağı yere... Hocam, dilerseniz şöyle buyurabilirsiniz. Yani buradan verdiğimiz bir ilaç genç ve sağlıklı bir kişide 4-5 saniyede buradan böbreklere ulaşabiliyor. Fakat hasta yaşlıysa, işte damar yapısı yavaş yavaş yıpranmaya başladıysa, diyabet hastasıysa, buradan verdiğimiz ilacın böbreklere varma süresi 20 saniyeleri buluyor, 15-20 saniye. Bu tabii sadece bizim böbreklere varışı ölçtüğümüz bir yöntem sintigrafik olarak. Bu bütün sistemi etkiliyor. Yani vücudun her tarafında kanın dolaşması yavaşlıyor. Şimdi burada bir çok önemli bir konu üzerinde tekrar durmak istiyorum. Vücudun bizim bildiklerimizin ötesinde inanılmaz bir mekanizması var. Mesela şimdi bu damar yapısında oksijenlenme düştüğü zaman buradaki reseptörler hemen kalbe uyarı gönderiyor. Yeterli oksijen alamadığını bildiriyor. Kalp de buraya yeterli oksijeni ve kanı ulaştırmak için ne yapıyor? Kan dolaşımını hızlandırıyor. Ve daha çok çalışıyor. Daha çok çalışıyor. Tansiyon yükselmeye başlıyor. Kan basıncı. Buraya yeterli oksijeni ulaştırmak için. Bu yetiştirmek için artık yeterli oksijeni sağlayıncaya kadar kan basıncını yükseltmeye başlıyor. İşte bizim klasik tıpta bir sınırımız var. Nedir hocam? İşte 14'ün üzerine çıktı, 15'lere gelmişse kan basıncı. Diyoruz ki işte siz artık tansiyon hastasısınız. Tansiyonunuzu düşürmemiz lazım. Bir ilaç veriyoruz, düşürüyoruz. Buradaki oksijensiz kalan hücreler daha da bir perişan oluyor. Eyvah eyvah. Kalp bu arada boş durmuyor. Kalp, bir müddet o ilacın baskısı altında çaresizlik içerisinde gidiyor. Ama daha sonra işte elinde ne gücü varsa var gücünü ortaya koyup ilaca rağmen tansiyonu yükseltiyor. Biz bu sefer ya daha kuvvetli ilacı veriyoruz olmadı ikinci bir tansiyon ilacı veriyoruz. Bu durumda ikinci bir tansiyon ilacı vermek mevcut durumu daha da dramatik hale getirir değil mi? Evet. Hani uygun tedavi uygulanmadıktan sonra. Klasik tıp içerisinde böyle uygulamalarımız çok. Peki yani alternatif tıpta ne yaparsınız? Alternatif tıpta yani bu derece ileri derecede artık damarlarda bir hasar oluşmuşsa. Evet. Çok fazla yapacak da bir şey kalmıyor ama başlangıç safhalarında bu oksijenlenmeyi arttırırsak tansiyon ilacına gerek kalmadan tansiyon düşebiliyor. Kalp tekrar yeterli oksijen sağında o kan basıncını aşağı doğru düşürüyor. Böyle benim yeni tansiyon hastası olmuş, damar sistemi çok yıpranmamış pek çok hastamda tansiyon ilacını bırakmış, tansiyon hastası olmaktan çıkmış hastalarımız var. Ve gönül rahatlığıyla artık tansiyon hastası değilim yani, diyebiliyorlardır. Kesinlikle. Burada yapılması gereken yani ciddi bir hasta olduktan sonra geri dönüş çok zor oluyor ama
hasta olmadan bu bilinci edinip kendimizi koruyabiliriz. Bunun tabii tek yolu ozon değil. Ozonun buna çok katkısı oluyor. Ozon kadar çok önemli diğer bir yol da spor yapmak, hareket. O zaman hocam sizi böyle alayım ben ve bu önemli detaylara yüz yüze konuşarak devam edelim. Evet, peki. Şu anlattığınız tabloda bile bir şeyler oturdu bizim kafamızda ve daha iyi algıladık. Ozon nedir, bu tedavi yönteminin iyi geldiği şeyler nelerdir konusunda bilgilendik. Buradan devam edersek spor yapmak dedik. Ozona takviye kuvvetler lazım. Kesinlikle. Yani işte programın başında da bahsettiğim gibi hani beslenme, spor, işte kilolar varsa onlardan korunmak lazım. Ve ozon tedavisi. Burada ozon tedavisi bir artık terapi gibi bir tarafı da oluyor. Ama ozon tedavisi olmak için illa hasta olmak gerekmiyor. Özellikle masa başı çalışanlar, yoğun çalışanlar ya da belli yaşa geldiyse böyle bir tedavi yaptırabilir. Bu ben çoğu zaman şöyle izah ederim bunu. Nasıl belli aralıklarla banyo yapıyoruz, cildimizi yıkıyoruz. Aynı şekilde vücuttaki birikmiş bir takım toksik atık maddelerin temizlenmesi için ozon tedavisi yapılabilir. Mutlaka işte spor, yürüyüş, işte beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Yaşadığımız yerin havası önemli. Havası kirli bir yerlerde yaşıyorsak özellikle mutlaka ozon tedavisi yaptırabilirler. Yani bunun yöntemi çok. Harika bir yöntem hocam o zaman. Sağlığımızı korumak için bu konuda biraz bilgili olmamız gerekiyor. Kendi haline bırakırsak bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz sağlık sorunları. Bu sürprizlerle karşılaşmamak ve bu kötü sürprizlerle karşılaşmamak için öncelikle sanırım üzerimize düşeni bireysel olarak yerimize getirmeliyiz. Spor yaparak, dengeli beslenerek ve kendimize özenli davranarak. Evet. Ve sonrasında ozon gibi alternatif yöntemlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirip gelecek hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturabilelim. Evet, kısacası bakarsan bağ, bakmasan dağ olur misali. yani gerçekten dikkat etmek gerekiyor çünkü sağlığımızı bozucu epeyce olumsuz faktörler. Evet, bu olumsuz faktörlerden bahsederken sigara içmek, alkol kullanmak. Kesinlikle. Hani bunlar zaten genel geçer bilgiler ve hani hepimizin artık bildiği şeyler. Ekstra bunlara değinmek yersiz olacak hocam. Evet, çünkü hepimiz ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğinin bilincindeyiz. Ve buna ek olarak bir de ben şuna değinmek isterim. Ozon tedavisi uygulanırken yapılmaması gereken şeyler var mıdır? Ya da kaçınılması gereken bir şeyler mevcut mudur? Şimdi var birkaç tane durum var. Ozon tedavisinin yapılmaması gereken bazı özel durumlar var. İşte birisi iç guatr ya da zehirli guatr dediğimiz durum. Birisi favizm diye bakla alerjisi genetik olarak 100 bin kişide bir görülür. Bakla bildiğimiz sebze bakla. Evet. O bakla yediği zaman mesela aşırı bir kansızlık gelişir. Favizm diye öyle bir hastalık var. Çok şaşırdım. Evet, çok bunlara da ozon tedavisi yaptığımızda aynen bakla yemiş gibi halsiz yorgun olur. Kansızlık gelişir. Bir diğer şey de bu damar açıcı etkisinden dolayı vücutta bir kanama devam ediyorsa, mesela hasta mide kanaması geçiriyorsa yapmamak gerekiyor. Kanamayı arttırır. İşte yeni kalp krizi geçirdiyse yapmamak gerekir. Bunun mesela tipi görülende şey de görürüz. İşte hanımların bu regl dönemlerinde yaptığımız zaman kaybettikleri kan miktarı artıyor. Damar açıcı etkisinden dolayı. Onlara da o dönemde yapmıyoruz.
En önemli nedenler bunlar. Hı hı. Bunun yanı sıra eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam ozonla ilgili? Ozonla ilgili... Şunu da son olarak söyleyelim. Akıllarda daha kalıcı olsun ve bilinçlensinler diyebileceğiniz. Şunu söyleyebilirim. Yani ozon bir hastalık ilacı değildir ama aklınıza gelebilecek her türlü hastalıkta da vücudun o hastalıkla mücadelesine ciddi destek olacak, oksijenlenmeyi arttırarak ciddi destek olacak yardımcı bir tedavidir. Gençlik, dinçlik içinde çok katkılar olan bir tedavidir. Buna göre herkes kendini değerlendirip böyle bir şeyden yararlanabilir bu tedavilerden. Daha ne olsun yani bütün önemli noktalar mevcut. Evet. Ve uygulaması da bir o kadar pratik ve kolay. Evet. Geri dönüşümü de mucizevi etkilere sahip. Daha ne olsun? Bu işte hastalarımızın en az %90'ı bu tedavilerden çok çok memnun kalıyor. Size geri dönüşler bu yönde evet. Zannediyorum. Biz de tabii çok mutlu oluyoruz onların böyle mutlu olmasından, iyileşmesinden. Hocam ben de ve izleyenlerimiz adına bu konuda bizi aydınlattığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Umarım sonraki bölümlerimizde de alternatif diğer yöntemlerden de konuşup değerli izleyicilerimize bunlardan bahsetme imkanı buluruz. Memnuniyetle. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz bana da. Çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Efendim, sütlü kahve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamı uğurladıktan sonra çok değerli bir konuğum da stüdyoda. Afife Demirtaş bizlerle çok önemli yazarlarımızdan, roman yazarı. Ayrıca gazeteci kimliği de var Afife Hanım'ın. Kendisini tanıyacağız, kitaplarından bahsedeceğiz, yaptığı faaliyetlerden bahsedeceğiz. Öncelikle sütlü kahveye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne tesadüftür ki benim de köşe anonsum acı kahve olarak geçiyor. Senelerden beri bu böyle. Hoş buldum, çok güzel oldu. Tesadüf oldu, evet, denk geldi, örtüştü. Evet, çok güzel ve manidar oldu. Evet sütlü canım, kahve sağ olun. Ve acı ben de kahve. Burada olmaktan çok mutluyum. Kırmayıp geldiğiniz için bizler mutluyuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çocuk ve Doğa Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldınız. Aynı zamanda Antalya Gündem Gazetesi'nde de uzun yıllar Antalya Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptınız. Ha, 12 bize sene biraz kadar. Yaptığınız icraatlardan ve eserlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben asker bir babanın ve oradan başlayayım. Sağlıkçı bir annenin kızıyım. Babam Karaman Yörüklerinden işte şeye gitmişler. Söyleyin şunu, Makedonya'ya gitmişler ve sonra gelmişler Tikveçli. Annem Zenitsalı. Ben annemin görevi nedeniyle Ankara'da doğmuşum, dünyaya gelmişim ama Ankara'yı pek bildiğimi söyleyemem. Yine annemin görevi nedeniyle Antalya'ya tayinle geldik bundan 47-48 sene önce, yani 1969'da. İşte evliliklerimiz oldu, çocuklarımız oldu. O ara ben tabii daha önce ticaret sesini bitirmiştim. Fakat okumaya doymuyordum. Dışarıdan birkaç kere giriş yaptım üniversiteye, açık öğretime.
Kaldı öyle. Ben de devam ettim tekrardan yazmalarıma. Çocuklar artık üniversiteye gittiği zaman dedim ki çekilin bakayım artık buradan şeyin önünden. Ben kendime zaman ayıracağım. İşte sizi terk etmek veyahut da sizi ötelemek anlamında değil de sizi kendimi biraz öne koymak anlamında kendi sevdiğim şeyleri yapacağım. Ticaret sesiyle, matematikle benim hiç alakam yok. Bir ara atletizm yaptım okulda. 400 metre falan koştum. Çok yönlü bir kişilik görüyorum ben karşımda. Halk danslarına da iç içeydim. Milli olduğumuz zamanlar oldu. Edebiyata gönül vermiştim biriktirdiklerimi. İlk önce şiir falan biliyorsunuz 18 yaşına kadar Türk milleti şairdir. Evet. Sonra onlar ve böyle eğlenir insanlar. Sonra eğlenir. Şairler kalır böyle üstte. Altta bir şey. Ben baktım ki yaşamı dizelere sığdırmak çok zor. Onun için dedim ki ben roman yazmalıyım. Öykü yazdım Kabus'un 24 saati. Yayın evinde bekliyor. Siparişle yine yayın evinde çalıştım. Aşık Ozan Geleneği kitabım var. O yine yayın evinde. Baktım tekrardan şey yaptım. Miyiz? Tabii ki bu Aşık Ozan Geleneği şeydi. Söyleyin böyle bir özet şeklindeydi. Ben bunun daha genişletilmesini istedim. Bana yayın evi bunu siparişle verdi. Ondan sonra şöyle bir şey, henüz yayın evinde olduğu için ben bir örnek olarak bunu çıkarttım, getirdim Aşık Ozan Geleneği. Burada İslamiyet öncesi, sonrası, işte bade içme, el alma. Hepsi mevcut. Hepsi mevcut bunların içinde. Daha sonra da gönlümde kalan ozanları işledim. O çığırda yürüyenleri işledim. Çok değerli bir yapıt. Onun dışında bu çığırda yürüyenler var. Onları işledim. Geniş bir kitap oldu. Aşağı yukarı 650 sayfa falan bir kitap oldu. Geçmişten geleceğe bu anlamda bir köprü ışık tutan bir kitap oldu. Işık tutan bir kitap oldu. Leman Ebe şimdi Oxford'da, Ohio'da, Duke'de, Stanford'da planlarıyla birlikte hangi kütüphanede olduğuna dair kaynak kitap olarak gösteriliyor. Aslan Osmanlı da öyle. Aslan Osmanlı da 2006'da çıktı. Bu da 1912-18 yılları arasında. Zannediyorum o da tarihe ışık tutan tarihi, yapıtlar arasında. Bunlar hepsi yakın tarih. Tarihe ışık tutanlar. Dolayısıyla yakın tarihe merak salan ve bilgilenmek isteyenler için iyi bir kaynak kitap yani. Evet. Bir arada belgesel. Çünkü hele Leman Ebe'de sağlık meslek yüksek okullarında kaynak kitap olarak gösterildi. Tam bir başucu kitabı diyebiliriz. Burada şeylerle belgesel şeklinde de var. Üniversitelerde, kütüphanelerde, e-kitap olarak Süleyman Demirel'de yapılmış. Tabii ki bir yazıncının amacı nedir? Yaygın basım organlarınca daha geniş kitlelere ulaştırmak, değil mi? Onun için, fakat şimdi ticari kaygı taşıyor yayın evleri de. Sansasyonel bir olay yaparsanız önde oluyorsunuz. Maalesef. Ama biz de yüzümüzü kızartacak hiçbir şey yapmadık şimdiye kadar, yapmayız da. Sanat adına çalışıyoruz. Eğer ışık tutabilirsek doğru kitap okurlarımıza sunabilirsek ne mutlu bize. Yani biz şimdi makamlar geçicidir, eserler kalıcıdır. Evet. Yarın öbür gün tabii ki elbette ki biz de göçeceğiz. O zaman eserlerimiz kalacak ve eserlerimiz de bizi anacaklar inşallah. İsterim ki yani kötü anılmayalım, değil mi? Evet, ben inanıyorum ki bu gibi değerli yapıtlar edebiyata gönül vermiş ve sanatsever insanlar tarafından keşfedilecek ve bahsettiğiniz o kalıcılık sonsuza kadar sürecektir. Vallahi şimdi Duygu Hanım şöyle bir şey var. Her ne kadar Antalya metropol gibi gözükse de bu sanatın ve sanatçının kıymeti daha çok böyle İstanbul büyük şehir. Burası taşra. Biz taşra yazıncılarıyız. Onun için sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz. Ben isterim ki yerel yönetimler sanata ve sanatçıya sahip çıksın. Örneğin ben şimdi şu an geçmişte Antalya Sanatçılar Derneği köklü bir dernekti. Üyesiydim.
Ve ondan sonra aşağı yukarı da bir 12-13 sene üyesiydim. Sonra gördüğüm lüzum üzerine kalıplaşmış biliyorsunuz bir sözcük ama gördüğüm lüzum üzerine ben oradan ayrıldım. Şimdi Anadolu Halk Ozanları ve Sanatçıları Derneği var. Yeniden yeni bir yapım. Evet, bundan bahsedelim biraz da. O da aşağı yukarı bir senelik filan. Daha önce kurucumuz şeydi, söyleyin şunu, Gürkani hocam vardı, Erdem Gürkani hocam vardı, Enver Gürkani hocam. Onun dışında aşağı yukarı 4-5 ay önce Mustafa Ceylan artık orayı aldı. Mustafa Ceylan'ı tanırsınız, araştırmacı, yazar. Antalya ve bütün Türkiye'de ve yurt dışında da kitapları vardır. İyi bir yayıncı ve yazıncıdır. O ele aldı. Şimdi artık birçok etkinlikler oluyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama örneğin biz oraya kira veriyoruz. Ama istiyoruz ki yerel yönetimler kendisinin bünyesinde bizlere herhangi bir parkta bir şey olabilir, bir yer olabilir sunsunlar. Biz de burada sesimizi duyurmuş olalım bahaneyle. Evet, buradan bizi izleyen değerli yöneticilerimize, yetkililerimize kültür sanat faaliyetlerine biraz daha önem vermelerini ve gerekeni yapmalarını rica ederiz. Elimizden tutmaları gerekiyor. Yoksa yine ben şöyle şey yapayım. Yani bizim şeyimizi yatsıyan yok. Temel taşlarımız var bizim. İşte Sait Faik'tir, binlercesini, yüzercesini sayabiliriz yani. Üstadlar. Onlar Nazım Hikmet'tir şiirde, Sait Faik'tir, işte efendime söyleyeyim, Rauf vardır, Memduh Rauf vardır. Onların üstüne ne oldu? Orada çıta kaldı. Ama istiyoruz ki seçilsin, şey yapsınlar, üste çıkalım. Yani o kalmasın o çıta orada. Örneğin yine söyleyeyim, Konyaaltı Belediyesi şey yapar, kitap fuarı yapar. Gayet güzel, tebrik ediyoruz. Ama standlarında ya bir kalem dağıtırlar ya bir ufak broşür dağıtırlar. Ama Konyaaltı Belediyesi olarak... İşte birilerinin de işte şeyleri, kitapları yoktur yani, çıkartılmamıştır eserleri. Ya ben istiyorum, hanımefendiler şimdi orta yaştan sonra şey yapıyorlar, resim kurslarına gidiyorlar, müzik kurslarına gidiyorlar. Yani evlerinde onlar da şeylerini, söyleyin şunu, tabii ki mutfaklarını assınlar, odalarını assınlar ama onun dışında da bir görsel anlamda da bir doyum olsun değil mi? Onlara geri dönüşü olsun. Kesinlikle öyle. O yapılan güzellikler arz edilsin ve ben inanıyorum ki talep görecektir. Evet, inşallah bakalım. Biz yani zorlanıyoruz, yeni bir derneğiz. İşte kirasını veriyorsunuz. Orada tabii ki internet olun, memnun oluyor, afişler, şunlar. Biz yine de karşılıyoruz. Yeni bir etkinlik yaptık Anadolu Halk Ozanları ve Sanatçıları Derneği olarak. Bu faydalı olur sizin için. İnşallah. Bize kulak veren yani birileri olabilir. Yani denk düşmüş olabilir. Evet. Ve olumlu bir geri dönüş almanızı olabilir. Dilerim. Afife Hanım. Efendim. İsminiz çok hoş. Sizin gibi. Teşekkür ederim. Afife ismi bana ilk kadın tiyatro oyuncumuz Afife Cali'yi hatırlatır. Evet. Biraz bahsedelim mi? Evet, bahsedelim. Evet. Beni de çok duygulandıran bir hikayesi vardır Afife'nin. Afife Cali'nin. Jale takma adıdır Afife'nin. Afife sözlük anlamı, Afife Arapça aslında. Nedir? Ne demektir? İffetli ve namuslu kadın demek. Oldukça da anlamlı ve dolu bir isim. Evet, dolu bir isim. Afife Jale 1902'de dünyaya geliyor İstanbul'da. İşte 1918 yıllarında 16 yaşındayken o zaman sanayi mektebine gidiyor sanıyorum. Kız sanayi mektebi deniyor. Oraya giderken birdenbire işte tiyatroya aşkı var. Sınav açılıyor 10 Kasım 1918'lerde yine belki 22'lerin tam hatırlayamayacağım. O sınava giriyor ve 3-4 kadından birisi olarak kazanıyor. İnanılmaz hevesli. Zaten bir iki hanımefendi şeyi bırakıyor. Kursu bırakıyor, bitirmiyor Afife. Tabii o şartlarda zor olsa gerek. Ve o zaman tabii Müslüman kadınların tiyatroya çıkması yasak. Tabii böyle de bir tabu söz konusu. Evet, tabu söz konusu. Zaptiyeler basıyor, Afife'yi alıyorlar.
tabii cezaları oluyor filan. Babası dışlıyor. Diyor ki sen artık fahişe oldun. O gözle bakıyorlar. Evet. Ondan sonra Afife ne yapsın? Çaresiz. Bir ara bırakmak zorunda kalıyor. Fakat çok şiddetli baş ağrıları oluyor. 1900 aşağı yukarı sanıyorum 22'lerde mi 23'lerde daha ama yok. Evet evet. Çünkü 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra bu tabular, kurallar tabii ki Atatürk'ün sanatçıya verdiği değer tabii yatsınamaz. Ve şey yapmasıyla Afife dönemiyor ama çok şiddetli baş ağrıları var. O arada kendisini dışarı vuruyor. O arada da Selahattin Pınar biliyorsunuz bizim çok değerli bestekarımız Türk sanat müziğine damgasını vurmuş. Aynı hemen hemen kaderleri. Ben bu aşkı niye benzetiyorum biliyor musunuz? Hani Aşık ile şey Aslı ile Kerem, Yusuf ile Züleyha. Mitolojik şeye gitmemek lazım. Yani yakınımızda bizim bu ve aşklar. Kültürümüzde böyle çok örnekler var. Aşk var. Selahattin Pınar 1902'de yine doğuyor, yaşıt. İşte Denizli Milletvekili'nin oğlu diyor ki işte bir böyle toplantı sırasında bir beyefendi geliyor yemekteler. Babasına diyor ki sizin oğlan ne iş yapıyor? İşte benim oğlan diyor şey çalgıcı oldu. O zaman çok sinirleniyor, üzülüyor. Ceketini fırlatıp kapıyı çarpıp çıkıyor. Babası arkasından kötü ağza sığmayacak şeyler çıkıyor, üzülüyor. Lambayı fırlatıyor ve evi de yanıyor yani. Ondan sonra Selahattin Pınar aynı kader dışarıda. Afife Jale dışarıda ve Hafız Burhan'ın bir konserinde tambur çalarken yine 28'li yıllarda falan herhalde Afife ile karşılaşıyor. Bir bakışta Afife aşık oluyor ona, o da ona aşık oluyor. Ondan sonra... Çok destansı o dönemlerde. Destansı bir bakışta işte, aşık bir bakışta aşık oluyor. Ondan sonra... Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Bakınca derinden gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? Hemen orada bir beste çıkıyor. İlham kaynağı. İşte Afife sokaklarda yatarken, öbürü dışarıda yatarken Selahattin Pınar beyefendi. Sonra işte birleşiyorlar, evleniyorlar bunlar. Birbirlerine aşıklar fakat Afife'nin baş ağrıları geçmiyor. Bir Suriyeli eczacıdan uyuşturucu temin ediyor ve hatta onunla bir ilişkiye giriyor hoş olmayan. Bir gün Selahattin Pınar onu damarından şey yaparken enjekte ederken eroin görüyor odasından yıkılıyor. Yani ona kızmak yerine onu bundan döndürmek istiyor fakat mümkün değil döndüremiyor. Ve Afife diyor ki lütfen sen de başlayabilirsin beni bırak. Sonra bırakıyor Afife'den, ayrılıyor ama Afife'nin isteği üzerine. Çok keyifli başlamıştı bu aşk hikayesi ama. Ama dramatik... bunlar kavuşmayan bir aşk var burada. Evet, çok büyük hazin bir aşk. Çok büyük bir aşk var. Evet. Ondan sonra bırakıyor. 6 ay sonra falan onun isteği üzerine başkasıyla evleniyor. Afife şurada burada yatıyor. En sonunda Balıklı Rum Hastanesi'ne yatıyor. Ve orada 39 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Selahattin Pınar mutlu olmuyor. Derhal boşanıyor. Ve orada zehretti beni hayatın tadını diye bir şey yapıyor. Ve daha sonra da işte her şeyi reddediyor. Todori'nin meyhanesinde içe içe hayatına son veriyor. Ve işte beni de alın koynunuza hatıralar. Yani bu aşk hikayesi uzakta değil bizim yakınımızda çok yani. Evet, aşina olduğumuz hani hep gidiyoruz şeyler. Ya mitolojik aşklara. Evet. Bence hani benim ismimden öne çıkarak, yola çıkarak bu da harika bir aşk kavuşmamışlar ama yani, emek var. Mutlu bir son olmasa bile bu aşkın sayesinde günümüze ulaşan o nadide eserleri yaratılmasına vesile olmuş. Umarım modern zamanlarda aşk da güzel şeyler sunar insanlara ve güzel eserler doğmasına neden olur. İnşallah. Çünkü insan her zaman insan, dün de insan, bugün de insan ve duygular hala aynı saflıkta ve yoğunluktaysa neden olmasın değil mi Afife Hanım? Öyle de işte görüyoruz yani dünyanın durumunu, ülkemizin durumunu değil şey
hayal bile plan yapmak değil, hayal bile kuramıyoruz şimdi. Maalesef. Ha, yani öyle, biraz evet, o duygularımız törpüleniyor mu, içe mi atıyoruz artık, öyle söyleyebilirim. Sizin de hali hazırda kaleme aldığınız aşk hikayeleri, aşka dair bir şeyler var mı? Aşka dair işte bu Aslan Osmanlı, biraz evvel söyledim. Bu Yemen'e Osmanlı zamanında topraklarımızı korumak üzere bir Osmanlı askerinin Yemen'e gidişiyle ilgili bir öykü bu. 1912-18 yılları arasında, o Balkan Harbi işte, hı hı, Birinci Dünya Savaşı sıralarında. Bu da gerçek bir hikaye, yani dinlediğim bir hikaye. Hı hı. Kayınpederimin yaşam hikayesinden bu da algıladım. Tabii ki romanlarda kurgular olur, eklemeler olur, hı hı, ama yan yollara kaçılmaz hiçbir zaman. Oradan, hı hı, çıkamazsınız. Çünkü bir de roman yazmak çok delikli testi de ona benzetiyorum. Su taşımaya benziyor. Hani bir tarafını tıkıyorsunuz, bir tarafından, hı hı, akıyor. Hı hı. Bir tarafını tıkıyorsunuz, bir tarafından akıyor. Zamanları karıştırmamak lazım. Evet. Mekanları karıştırmamak, evet, lazım. Sadece kahramanların kendi hayatlarını, yaşamlarını anlatmamak gerekiyor. Örneğin işte biz burada şu an için, hı hı, bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ama şu an dışarıda ne oluyor? Dışarıda, evet, ne oluyor? Hava nasıl? Neler bizden var? Bağımsız bizden bir sürü bizden şey bağımsız. Var. İşte kültürel, siyasi, politik, hı hı, ne varsa sosyal. Onları, hı hı, işliyorum kitabımda. Onun dışında da Leman Ebe'de dedim ya, bir araştırma kitabı oldu. Hı hı. Kaynak kitabı oldu. Belgesel niteliğinde diyeyim. Bunun ikinci baskısı yapılıyor şimdi. Hı hı. Bunu çok ben isim söyleyebilir miyim hangi yayın evinden çıktığını? Söylemeyelim. Söylemeyelim. Tamam, bu işçi öyküleri. Değerli izleyenlerimiz zaten araştırıp kaynağa ulaşacaklardır. Ben 2-3 yayın eviyle çalışıyorum. Hı hı. Hatta ilk kitabım Tayfun Taliboğlu rahmetli ve arkadaşının bir yayın evinden çıktı. O da benim saygıyla andığım bir arkadaşımdı. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu da işçi öyküleri kitabımda da içi öyküm yer alıyor. Bu Abdullah Genel İş Sendikası yayınlarından, hı hı, Abdullah Baştürk'ün DİSK Genel Başkanı'nın anısına yapılan her, hı hı, yıl. Orada yayınlanmaya değer buldu bu seçkide. Hı hı. Onda da yer aldı. Dergilerde yazdım. Evet. Makaleler Antalya şeyde gazeteciler dalında, güncel yazı dalınca iki sefer, 2004, evet, ve 2000. Ben de tam bu noktaya değinmek istiyordum. Lafı ağzından aldınız. İşte 2002-2004 evet, 4 herhalde. İki, hı-hı, defa yılın gazetecisi ödülünü, hı-hı, aldım. Aynı zamanda güncel olarak çeşitli gazetelerde, internette yazmaya devam ediyorsunuz. Yazıyorum. Beni güncel yazılar ilgilendiriyor. Kültür sanat, evet, hı hı, bizim için, ama işte bizim ülkemizde ne oluyor? Evet. Aslında kentimizde neler oluyor? Kentimizde yaşayanlar ne yapıyor? Hı hı. Örneğin ben şöyle özetleyebilirim. Şimdi yerel gazete okumuyor halkımız. Yerel televizyon izlemiyor. Evet. Yerel radyo dinlemiyor. Oysa ki yaşadığı yeri bilmeli, iyi tanımak adına bilmeli. Öncelikle bir yapılması gereken şey. Tabii, bir sıkıntısı olduğu zaman kimin kapısını çalacağını bilmeli. Evet. Ama mesela basın ilan kurumunun şeyi var, bilmiyorum yani, uzun zamandır şeyim biraz uzaktayım. Yaptırımları var. Şeye göre, metrekareye göre, hı hı, yerel gazete bulundurma zorunluluğu var, bir veya iki. Yani kırathanelerde, hı hı, veyahut da, ama şimdiki kırathaneler başka anlam taşıyor. Evet. Hani okey filan şu bu. Evet, öyle, evet, bir şey değil ya, kırathane işte kırathan geliyor yani. Eskiden kitap okuma tabii o amaca hizmet eden yerlermiş. Tabii ki. Tabii bu tarz şeylerin olması belki geçmişteki anlamını yeniden canlandırır. Tabii ki, öyle tabii olmasını ki temenni ediyoruz. Ve insanlarımız şimdi sanata, edebiyata gereken değeri vermeliler. İşte ben o gazetenin mutlaka yerel, çünkü yerel gazete kalbi, hı hı, şeyin, kentin kalbi olarak görüyorum, evet, yani. Hı hı. Ve mesela düşünüyorum da 6 yaşlarında falandım, babam işte şeyden, mesaiden dönerdi, askerdi dedim ya. Hı hı. Tercüman gazetesi vardı ama nasıl, evet, okumaya başladım diye bir düşünmüştüm böyle. Yani okumak bir hastalık, ama şimdi o zaman tabii şimdi
saklanıyor. İdeolojik çizgileri var diye gazeteler saklanıp eve gidiyor. O zamanlar öyle değildi yani. Her şeyimiz açıktı. Herkes istediği gibi istediği gazeteyi de okuyabiliyordu. Yanlı da bir şey değildi yani. Müthiş güzel günlerden geçtik. İnşallah dirlik düzenlik tekrardan olur diyorum ben. Peki Aslı Hanım, hali hazırda üzerinde çalıştığınız, yazdığınız bir şeyler var mı? Ve lütfen olsun. Lütfen olsun. Ben işte makalelerimi bile bu son günlerde şey yapamıyorum. Kadınlar adına ben örneğin mesela şimdi şurada bir not almıştım sanıyorum. Hemen bundan bahsedip. Bahsedelim. Şimdi ben işte güncel yazıları dedim şey yapıyorum diye. Evet. Bu Şükrüfezar dergisiyle kadınların örneğin şimdi kalkışmaları oluyor falan. Ama Şükrüfezar demek ben baktım da çiçek bahçesi demek. 1886 ya, çok... yıllarında o da Arife veya Afife olarak geçiyor. Yine bir öncü kadın isminden. Evet, evet. Ondan da çok mutluyum. Onlar bir şey çıkarmışlar. Yine böyle saçı uzun, aklı kısa deyimine karşı bunu hazmedememişler. Bu da çok önemli bir konu. Maalesef ki zamanımız yetmiyor bu önemli noktalara değinmek, işlemek adına. Bunu başka bir zaman değinelim. Tabii ki çok güzel olur, memnun olurum. Çünkü bu başka bir mecra ve altında bir sürü alt başlıkları bulunan bir şey. Öyle. Öyle, bu da çok önemli. Böyle üstünkörü bir değinmiş kadın, olalım buna. Kadın konulu bir program yaparsak. Evet. O zaman lütfen ondan bahsedelim. Ben yeni bir kitap yazıyorum ama edebiyatçıların pek hoşlanmadığı, postmodern olarak gördüğü biraz şey ötesi, yani ruhlarla ilgili. Evet. Öyle bir şey, onlar pek hoşlanmıyorlar o edebiyatçılar. O zaman ayrıntıları bir dahaki programda yerleştirelim mi? Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de için. Teşekkür ediyorum. Şenlendirdiğiniz için, teşekkür bu ederim. Sıcak sohbetinizde günümüze renk attığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım tekrar sohbet etme imkanı buluruz sizinle. İnşallah, inşallah. Dilerim elbette ki. Vücudunuzdan sağlık, yüzünüzden tebessüm, sofranızdan bereket eksik olmasın ve tabii ki sohbetlerinizde de sütlü kahve eksik olmasın. Yarın sabah saat 10'da sütlü kahvede buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.